Dünya, bugün dünyada ülkemizde barışa susamıştır. Tekrar ediyorum. Türkiye en çok barışa susan insanlardan biridir. Küçük savaş diyorlar. Savaşın küçüğü olmaz. Bir insanın bile bir insanı öldürmesi savaştır. Ne büyük mutluluklar ki, mutluluktur ki dünyamızda hala on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her kültürün bir rengi, bir kokusu vardır. Dünyamızın bir çiçeğinin koparılması, dünyamızdan bir rengin, bir kokunun yok olmasıdır. Bu insanlığı insanlıktan çıkaran bir durumdur. Her kültürlü bir dünya, her kültürlü bir dünyada insanlığın halini bir göz önüne getirelim. Tek çiçeğe kalmış, tek renge, tek kokuya kalmış bir insanlık ve tek dile kalmış bir dünya ve tek dile kalmış bir dünya hapı yutmuştur öyle bir dünya. Öyle dünya cehennemden daha betedir. Eşek gibi o budular bugünkü dünyanın arkasından gitsinler. Rezil olacaklar. Çocukları, torunları, tarihler bunları rezil edecek. Adam gibi durmasınlar öyle. Böyle olacağına doğal bir yoldan dünyayı düzeltmenin yolunu seçsek olmaz mı diye söylemişim. İyi olunca varabilmek için doğal yol yalnız ve yalnız gerçek bir demokrasiden geçer. Demokrasi de değişkendir. İnsan hakları bildirildiğine göre bildirildiğine durmadan haklar ekliyor. İnsan hakları bildirgelerine durmadan haklar ekleniyor. Ve eklemeler bile daha şimdiden yetmiyor. Demokrasi gittikçe değişiyor, genişliyor. Demokrasilerde her şey gittikçe de saydamlaşacak. Yeni anlamlar kazanacak. Anadolu coğrafyasından ve çok kültürlü bir toprak olduğundan dolayı dünya kültürü